İyi günler. Bugün patatesli çıtır börek yapacağız. Malzemelerim şöyle. Burada önceden haşlamış olduğum 4 adet patatesim var. Gördüğünüz gibi ezdim. 1 adet ince kıyılmış soğan. 1 avuç ince kıyılmış maydanoz. 1 tatlı kaşığı salça. 1 tatlı kaşığı nane. Ve 1 tatlı kaşığı toz biberim var. Sosumuzun hazırlanması için ise 1,5 su bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı unum var. 6 adet yufka kullanacağım. Ayrıca burada 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var soğanımı kavurmak için. Üzeri için ise bir yumurta sarısı ve gördüğünüz gibi haşhaş tohumu kullanacağım. Şimdi malzemelerimi yapmaya başlıyorum. Soğanımı sıvı yağa ekliyorum. Şimdi soğanlarım kavrulurken ben sosun yapımına geçiyorum. Bunun için 1,5 su bardağı sıvı yağımı derin bir kasenin içine alıyorum. İçine 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Ve iyice çırpıyorum. Sosumuz hazır. Şimdi ben iç harcının yapımına devam ediyorum. Bunun için salçamı ekleyeceğim soğanlarıma. Salçam kavruldu. Şimdi içerisine toz biberimi ekleyeceğim. Şimdi sıra patateslerimde. Patateslerimiz ve soğanlarımız iyice karıştı birbirine. Şimdi en son tuzumu ve nanemi ekleyeceğim. Karıştırıp altını kapatıyorum. Altını kapattım. Şimdi en son maydanozumu ekliyorum. Bunu da karıştırdıktan sonra yapım aşamasına geçeceğim. Şimdi birinci yufkamızı serdik. Üzerine sosumuzdan gezdireceğim. Şimdi fırça yardımıyla iyice yaydırıyorum. Şimdi üzerine ikinci yufkamı yayıyorum. Bu yufkayı da aynı şekilde yağlıyorum. İkinci yufkamızı da yağladık. Şimdi keseceğim. Kenara alıyorum. Sigara böreği yapar gibi kesiyoruz. Şimdi her bir parçamıza şöyle bir yemek kaşığı kadar patatesli harcımızdan koyuyoruz.
şekilde kenarlarından kapatıyoruz ve yine sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Böreklerim hazır. Fırınımı ise 220 dereceye ayarladım. O ısınırken şimdi böreklerimin üzerine yumurta süreceğim. Yumurtamızı sürdük. Şimdi üzerine haşhaş tohumu serpiyorum. Böreklerimiz hazır. Fırınımızı zaten ısıtmıştık. Şimdi fırına koyuyorum. Böreğimiz pişti. Afiyet olsun.